Bak şimdi oruç bizden ayrılıyor. Melek onu Mevla'nın kabul makamına yükseltiyor. Feyakulü <türüle> allah Teala soruyor. Ekremeke azzameke Ey oruç! Ameller suretleniyor, şekilleniyor. Yani e, tabii tabi yarın ahirette işte salatü nurun, sadakatü burhanun efendim işte namaz, nur olarak kabre geliyor, mahşere geliyor, sadaka, delil ve rehber, yol gösterici olarak geliyor. İşte kestiğin kurbanlar, işte mahşerde seni sırattan geçirmek için Burak olarak işte geliyor. Yani bu ses, efendim harf şeklinde çıkan zikirler ağaç olarak cennete karşımıza dikiliyor e, aleyhi ve diyene bir غُرِ سَتْلَوْا bir hurma ağacı dikiliyor, hadis-i şerifte sahihte geçiyor. Demek ki dünyada yaptığımız ameller işte ruku, secde, kıyam, kıraat, okumak, e, telefuz, harf, savt şeklinde e, sudur ediyor bizden. Ama ahirette bunların hakikatleri şekillere bürünüyor. Şekillere bürünerek karşımıza çıkıyor ve çıkacak. Onun için ne buyuruyor? Mene arad anu feynu yahmil kıyameti vizra. Kur'an'dan yüz çeviren ağır yük taşıyacak. İşte sırtına yük vuruluyor. Ağır yük vuruluyor. Maddi olarak görünür şekilde sırtına ağır yük vuruluyor. E buna, buna delalet eden, bu manayı ifade eden birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerif bulursunuz yani. Azzamu dahayâkum fe inna ala sıratu metâyâkum. Kurbanlarınızı büyük e, kesmeye, büyük almaya, büyük seçmeye bakın. Sıratta bineklerinizdir buyuruyor. Bunun gibi manalar. Şimdi oruç oruçta e, tabi e, bir şekle bürünüyor. Artık ya nuranidir ya zulmanidir. Ya e, nur olur ya karanlık olur. Ama Mevla'nın huzuruna varıyor. Mevla Teala o oruca soruyor. Kulum sana değer verdi mi? Kulum sana tazim etti mi? Saygı gösterdi mi şimdi mesele? Oruç tutmak değil. Tuttuğun değil, nasıl tuttuğun? Çünkü oruç... kolay görünen bir ibadet yani. Yemiyorsun, içmiyorsun, cinsin münasebetinde bulunmuyorsun, oldu oruç. E bunu... yani... 5 yaşında, 7 yaşında çocuk da tutuyor. Veyahut e, oruç tutanların... E, bu kadar insanın orucunda... E, oruca değer vermesi nereden anlaşılacak? Oruca ikram nasıl edilecek? O, oruca çay mı alacaksın yani? Evinde ziyafet mi çekeceksin oruca? Oruç bir ameli salihtir. Buna, buna ikram neyle olur? İşte mesele buradan anlaşılıyor. Şimdi oruç cevap veriyor. Fekulü savm. n'am ya Rabbi. Enzeleni fi eşrafil mevâdı'u min nefsihi. Evet ya Rabbi bana e, değer verdi. Bu kulun beni eee çok şeref kendisinin de itibar ettiği, değer verdiği yerlere yerleştirdi. E, bu ne demek şimdi? Bunu açıyor. Ve vallahi ala maadeti salat ve teravih. beş vakit namazın kılmadan oruç tutsa bu, or bu orucu hakarettir. Çünkü namazdan oruç birbirinden ayrılır mı? Farzlar birbirinden ayrılır mı? Aynı gün içinde Ramazan-ı Şerif'in bu müstakil gün olarak fa orucu farz olan bir gün. Ya e bunda beş vakitte namaz farz. E şimdi sen oruç tut, namaz kılma, e o oruca ikram etmedin oluyor. O orucun hürmetini ihlal etmiş oluyorsun. Onun için oruç ne diyor? Bana değer verdi. E neyle değer verdiğini gösterdi? E çünkü ben, namaz sofrasına koydu beni. Teravih sofrasına efendim, yerleştirdi beni. Bu ne demek? Zaten farzamazlar mecbur kılınacak. Farzamazı kılmayan adamı hiç konuşmayalım. Teravih sofrasına. Teravih sofrası ne demek? Allah'ın manevi ziyafetidir. Teravihte melaike-i kiram iniyor. İşte efendim allah Teala kuluna e, tecellilerde bulunuyor. Melekler onun günahlar için istiğfar ediyor teravih kılanlara. Ne kadar müjdeler daha. Önümüzdeki birkaç derste de söylerim inşallah. Hele ki son on gecelerde teravih kaçıracaksın, aklını kaçır daha iyi. Zaten Kadir Gecesi o gecelerde aranıyor. İnsan ara sıra kılsa bile e, fayda faydadır ama e, bir de son on gecelerde insan kaçırmamalıdır yani. Bak beni, beni diyor e, şi, <laughs> bana hizmet etti diyor. Oruç diyor. Şimdi senin orucun, senin hakkında Allahu Teala'nın huzurunda bunu der mi? Diyecek mi yani mesele bu? Bana hizmet etti diyor. Kalktı bana hizmet etti diyor kalktı, kalktı hizmet etti. Söyle, orucu sofraya mı oturttun da sen kalktın tabak mı getirdin? Bu demek değil. Bak, ve hafizu ayni anil haram. Gözlerini haramdan korudu diyor. Şimdi gözlerini haramdan korudu ne demek? Namahreme bakmadı. Kadın olsun erkek olsun. Bu çok büyük bir mesele. Çünkü kadın ve erkeklerin ihtilat ettiği karma karışık e, ortamlarda çokça bulunduğu ve kadınların tesettüre riayet etmediği öyle ya başı açık, bacağı açık, kolu açık tesettüre riayet etmediği bir e, memlekette yaşıyoruz. Maalesef Müslüman diyenlerin çoğu da ne var bunda diyor ya. Normal diyor bunu. bunu. Gerici misin, yobaz mısın diyor bize. Mevla Teala da sana diyor ki sen kendini muhafaza al. Kullil müminin yahuddu min ebsari. İnananlara söyle, gözlerini yumsunlar. Kimden gözünü yumacak? Duvardan değil herhalde. Namahrem kadınlardan. Ve ahfazu tenasül huzurlarını muhafaza etsinler. Çünkü gözünü korursa namusunu korumaya yardımcı olur. Şimdi bu iş önce bakmakla başlar. Ve kullil müminat inanan kadınlara da söyle yağdudu ne min ebsarihim. Gözlerini yumsunlar. Çünkü erkeklere bakamaz. Bakarsa da yani şehvetle bakmak. Haram olan hangisi? Şehvetle bak? Çünkü geçen okudum hadis. Beş şey oruçluyu iftar ettirir. Yani. orucu bozmuyor da sevabını iptal ettirir. Orada ne diyor? Ve nazar bir şehvetin. Şehvetle bakış. Şey yani kötü gözle bakış meselesi. Ama insanlar burada kim kime ne niyetle bakıyor, ne gözle bakıyor bunu ayıracak ortamlarda değiliz toplumda. Onun için Mevla Teala zaten kadına tesettür emretmiş yani. E şimdi sen oruçluyken bir namahreme kötü gözle şehvetle bakarsan ne oluyor bu oruç? Bak Mevla'nın zuruna varıyor. Mevla oruca soruyor. Sana değer verdim mi bu kulum? İkram etti mi diyor. E, oruca neyle ikram edecek? Bak, oruç diyor ki ikram etti bana diyor. Bana hizmet etti diyor. Ne demek bana hizmet et? Benim yükümü taşıdı yani. Benim yükümü taşıdı ne demek? E sen şimdi oruca hürmetinden dolayı başka zaman efendim öyle rastgele bakışlar atıyorsun sokağa. Gelene geçene şeyle bir bakıyorsun yani. Bazen de kötü göz... Yani içine de bir şeyler de geliyor yani falan. Ama şimdi ben oruçluyum. Oruçlu günüm, oruçsuz günüm gibi olmamalı. E, i̇nsan oruçlu gününü oruçsuz günüyle bir tutmamalı. Oruca özel bir hürmet etmeli. Bu Allah'ın beş farzından, işlem şartlarından biri. O, o farz oruç. Onun için ben gözümü haramdan muhafaza edeyim derse... İşte oruç ona şahitlik ediyor. Hayırla şahit oluyor ve hayırlı şefaatçi olacak inşallah.